Hoş geldiniz Hülya Hanım. Merhaba Belkıs'cığım. Serap evde değil mi? Havuz başına geçti, buyurun. Tamam canım. Serap'cığım. Aa canım. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Seni görünce salıverdim kendimi yine ya. Canım benim. İyi ki geldin. Otursana. Gel. Nasıl? Arda nasıl? İyi mi bari? Zeynep Melis'le konuşmuş. İyi olduğunu söylemiş ama. İyi, iyi. Çok şükür. Ah neler atlattık bir bilsen. Canım benim. Ay inanır mısın? Daha yeni yeni atıyorum o gecenin stresini. Haklısın tabii. Çok zor. Ama geldiğimde daha kötüydün. Şimdi daha iyi görünüyorsun ha? Öyle mi? Hı. Ya açıldım sayende. İyi ki geldin. Sağ ol. Canım benim. Sumru'nun olanlardan haberi var mı? Geldi mi? Sumru haber göndermiş Cansu'yla geçmiş olsun diye. Uğrayacakmış sonra da. Laf işte. Yani insan iki dakika çıkar gelir değil mi? Ah. İyi, hoş sohbet kız ama. Yani bazen ne düşünüyor, ne planlıyor hiç anlamıyorum. Çözemediğim biri. Muamma. Ya ben onu işle ilgili Azmi Bey'e yollamıştım. Ne oldu, ne yaptı, konuştunuz mu hiç? Ha, hiç konuşamadım o konuyu ama o kesin bağlamıştır zaten. Aslında benim başından haberim olsaydı bu konuda seni uyarmak isterdim Serap'cığım. Aa, neden? Ne oldu ki? Yani Sumru bu. Maymun iştahlıdır. Yani dükkan açacağım, iş yapacağım diye parayı alır sonra kepengi indiriverir. Aa, olur mu canım öyle şey? Böyle destek veriliyorsa onun bir prosedürü var. Takip ediliyor sonrasında iş. Ha, yani bu benim tahminim. Tabii o kadarını bilemem ama... zamanında rahmetli kocasından da kaç kere para aldı, iş kuracağım diye hepsini batırdı. Öldü mü onun kocası? Aa, tabii senin haberin yok. Yıllardır görüşmüyorsunuz. Rahmetli oldu. Ertesi günde adamın çocuklarını kapının önüne koyuverdi biliyor musun? Bir süre biz baktık. Yani tabii aralarında ne geçti hiçbir zaman bilemem ama... Ay olmaz ama. Çok ayıp etmiş. Ama ne diyeceksin Serap'cığım? Yılların arkadaşlığı var. Neticede o onun kendi hayatı. Ben sadece hani bu iş konusunda destek olacakken bunları bilmeni istedim. Hani siz zarar görmeyin diye. Serap'cığım. Aa Sumru'cuğum. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ne oldu ayağına? Sorma. Sakarlık parayla mı kaydım düştüm işte. Belkıs salondaki pufu getir de Sumru Hanım ayağını uzatsın. Yok yok pufa falan gerek yok dururum ben. Ay, öyle. Olur mu hayatım senin sürekli onun üzerine basmaman lazım. Gel. Hay Allah. Gel. Şöyle. Şöyle. Hülya nasılsın? İyiyim canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oo. Kuvvetli çay saati. Ay biraz ağrım oluyor tabii. Size de geçmiş olsun. Yani Arda'ya çok üzüldüm. İyi mi şimdi? Ah iyi iyi. Atlattık çok şükür. Vallahi duyunca kahroldum. Gerçekten de. Tamam. Sana karşı da ayıp olacak Hülya'cığım ama. Estağfurullah. Sağ ol. İyi mi? Rahat mı? İyiyim iyiyim. İyiyim. Sağ ol. Zahmet oldu. Ben bir Arda'ya bakıp geliyorum hemen. Ah tabii. Tabii. Hülya'cığım, nedir bu gıda zehirlenmesi meselesi? Basbayağı uyuşturucu kriziymiş. Evet biliyorum. Yani Melis de Zeynep'e birebir anlatmış her şeyi. Yani kız yalan söyleyecek değil ya kardeşim uyuşturucu kullanıyor diye. Tabii canım niye yalan söylesin? Hayır duyulsun istemiyorlardır belki de utanıyorsa. Haklı aslında neticede evladı. Benim anlamadığım şey biz bu kadar yakınız. Yani bize niye yalan söylüyor onu anlamadım. Tabii canım. Yani yeri geldiğinde biz birbirinin ayıbını örten arkadaşlarız öyle değil mi? Arkadaşlıkta dürüst olmak lazım. Aynen. Bak şimdi öyle deyince. Konu oraya geldi Hülya'cığım. Söylemeden ne demeyeceğim. Çünkü içime çok dert oldu. Ne oldu hayırdır? Hülya'cığım, arkadaşım burada çalışıyor. Sizle de yakın olduğumu biliyor. Bu fotoğrafları çekmiş, yollamış. Ben görünce şoka girdim vallahi. Yani kendimi sorumlu hissettim.
Mesut yani. Nasıl yaptı böyle bir şey senin gibi kadına? Olacak iş değil canım. Al canım. Haberim var benim. Haberin var mı? Bunu biliyor musun? Evet. Zerrin Hanım'ın ailevi bir takım problemleri varmış. Sen de Mesut'u gayet iyi tanıyorsun. Öyle zamanlarda destek olmayı sever. Yemeğe çıkmışlar. Tabii Zerrin Hanım ajitasyonun birazcık dozunu yükseltince bizimki de şefkat sınırını biraz aşmış. Hepsi bu. Öyle mi? Yani ne bileyim ben bu fotoğrafları görünce zaten Zerrin'i bitirdim, hayatımdan çıkardım da. Ama Mesut. Sumrucuğum, ben kocamı gayet iyi tanıyorum. Evet, Mesut hata yapabilir. Ama Mesut asla aldatmaz. Yani ben rahatım tabii, sen de rahatsın. Rahat olsa. Ne yapıyor? Ah, iyi iyi. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Olur mu? Biz de tatlı tatlı sohbet ediyorduk. Çok güzel olmuş. Yedim kalktım gibi olacak ama bana artık müsaade kızlar. Aa, olur mu canım? Oturuyoruz işte. Çayı da yeniden demledim. Getiriyorum Serap Hanım. Tamam, getir Belkıs. İçeriz. Otur saçmalama ya. Be iyi, biraz daha oturayım bari. Ya Serapcığım, ne diyeceğim? Herhalde Cenk artık Amerika'ya dönmez değil mi? Yani hastaneye alandan geldiğine göre. Valla bana da öyle geliyor. Yani Cenk çok belli etmez ama düşkündür aslında kardeşlerine. Cenk de seni son zamanlarda ne gereksiz üzdü. Ne gereği var? Değil mi, ama şurada kurulmuş iş var. Git çalış orada. Daha ne istiyorsun? Ah ah ah. Zaten ne olduysa bu iş meselelerinden oldu. Hani babaannesiyle kavga gürültü derken... Feyda Hanım hiç tanımadığımız bir kızı tuttu, manevi kızım diye eve getirdi. Aa. Bununla da kalsa iyi. Bütün mirasını da ona bırakıyorum dedi. Aa. Ya. Nasıl ya? Olur mu öyle? Ya. Vallahi aklı falan gitti. Yani normal değil benim kayınvalidem. Başka açıklaması yok bunun. Serapcığım kusura bakma ama bu hiç akıllı işi değil. Bu bildiğin deli işi. Benim sana tavsiyem bence hemen Feride Hanım'a bir akıl sağlığı raporu almanız lazım. Yani bu işin şakası yok çünkü. Tabii tabii, doğru söylüyor. Yapın onu.